Bugün pek çok akademisyen gidip yurt dışına yerleşmeyi düşünüyor ya da gençler Türkiye'den gidiyorlar. Sormayın. Belli bir kesim acaba şu ya da bu ülkenin sağladığı avantajlardan yararlanmasak mı diye düşünüyorlar. Osman Kavala'nın tutukluk hali bitip de cezaevinden çıktığında siz ya da eşiniz yurt dışına gitmeyi düşünür müsünüz? Hayır. Her şeye rağmen burada kalmak istiyor musunuz? Evet. Bu gidenleri ben çok acıyla izliyorum. Çok öğrencilerim mesela, yurt dışında doktora yapan öğrencilerim kalmaya karar verdiler. Ben eskiden çok şey yapardım, ikna etmeye çalışırdım. Gelin burada işte çok daha iyi olur herkes için, memleketiniz için de sizin için de falan diye. Artık bunu yapmıyorum. Genç meslektaşlarım gitti. Bir sürü genç meslektaşım, yurt dışında iş bulanlar ki bunlar en iyileriydi, pek çoğu gitti. Ama çok eski öğrencim, yeni meslektaşım, çok sevdiğim biri var, birlikte çalıştım. O şey diyor, ben ışıkları söndürüp kimse kaldı mı diye soracağım diyor. En son ben çıkacağım diyor. Biraz ben de böyle hissediyorum. Zannediyorum Osman da böyle hissediyordu. Işıkları söndürüp kimse kaldı mı diye sormadan çıkmayacağız. Dolayısıyla asıl milliyetçilik de değil mi? Belki de memleketini sevmek, milliyetçilik denir mi bilmiyorum ama memleketini sevmek böyle bir şey herhalde. Noktalamamız gerekirse, bir yılı geride bıraktınız. Her şeye rağmen önümüzdeki günlere umutla bakıyorsunuz diyebilir miyiz? Başka çaremiz yok diye düşünüyorum. Yani umutla bakmamanın tersi nedir? Umutsuzlukla bakmak, yani bu yaşamayı çok zorlaştıran bir şey. Çok zorlaştıran bir şey. Fakat benim içinde bulunduğum durum hakikaten bir belirsizlik durumu, bilmiyorum. Ve asıl rahatsız edici tarafı da bu. Hani umutlu mu olunacak bir durum, umutsuz mu olunacak bir durum, ne bekleyebilirim, ne bekleyemem. İçinde bulunduğumuz durum o kadar acayip ve anlaşılmaz bir durum ki bu gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı fevkalade zorlaştırıyor. Çünkü imkansızlaştırıyor. Çünkü mahkemeye çıkamıyor. Bir kere çıksa, değil mi? Yani tutuksuz yargılansın zaten de. Ama böyle bir süreçten sonra ben nasıl bir iddianame bekleyebilirim? Yani nasıl bir iddianame beklenebilir böyle bir süreçten sonra? Hani eskiden hep şey diyordum, iddianameyi bekliyoruz. Şimdi düşünüyorum, yani bu yaşandıktan sonra, böyle bir süreç yaşandıktan sonra nasıl bir iddianame gelebilir? Yani o kadar çok anlamsızlığa maruz kaldık ki bir tane daha anlamsızlığa maruz kalabiliriz.